Arkadaşlar merhabalar. 10. sınıf basınç konusuyla konumuza devam ediyoruz. Ne anlatmıştık? Basınç nedir? Basınç kuvveti nedir anlatmıştık? Katıların basıncını anlatmıştık. Son videoda da sıvıların basıncıyla ilgili örnekler çözmüştük. Şimdi sıvıların basıncına devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık arkadaşlar? Pascal prensibi demiştik. Pascal sıvıların sıkışamayacağını, uygulanan kuvvete karşı, basınca karşı bu basıncı her yere iletme özelliğine biz Pascal prensibi diyorduk. Şimdi Pascal prensibi sayesinde sevgili arkadaşlar su cendereleri yapılıyor. Su cenderelerini anlatacağım ben size bugün. Su cendereleri, U borusu, gazların basıncı şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi su cendereleri Pascal prensibine göre çalışır. Aynı zamanda su cendereleri birer basit makinedir. Kuvvetten kazanç sağlayıp yoldan kaybettirirler sevgili arkadaşlar. Nasıl olacak? 4 tane su cenderesi çizdim size. Şimdi burada gördüğünüz o siyah çizgiler piston yani kapak aslında katı cisimler. Şimdi yüzey alanı S olan bir de yüzey alanı 2S olan su cenderesiyle görüyorsunuz. Bir F kuvveti uyguluyoruz. Bu F kuvvetine karşı G ağırlığını dengede tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci cenderede dikkat edin. Pistonların sıvı seviyeleri eşit, eşit hizadalar. O zaman yapmanız gereken şu sevgili arkadaşlar. Piston hizasından bir çizgi çekeceksiniz. Piston hizasından yatay bir çizgi çektiniz. Artık bu çizginin altı bizi ilgilendirmiyor. Çizginin üzerindeki şu iki noktanın basıncı eşit olmalıydı. Hatırlayın sıvıların basıncı özelliğinde bahsetmiştik. Aynı hizadaki noktaların basınçları birbirine eşittir. O zaman benim buradaki K noktasının ve buradaki L noktası aynı hizada olduğu için basınçları eşit olmalıdır. Peki K'daki basıncı ben nasıl buluyorum? F bölü S ile buluyorum arkadaşlar. F bölü S. Peki L noktasındaki basıncı nasıl bulacağım derseniz? L noktasının üzerinde G ağırlığı var. G bölü 2S şeklinde bulabilirsiniz. Tabii ne zaman geçerlidir benim yazdığım bu eşitlik? Pistonların ağırlıkları yoksa, piston biliyorsunuz katı cisim kapak, bir ağırlığı olmalı ama soruda pistonlar ağırlıksız diyorsa, F bölü S eşittir, G bölü 2S yapılabilir. Bu şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar, 100 Newton'luk bir kuvvet uyguladığınız zaman, 200 Newton'luk ağırlığı kaldırabiliyorsunuz demektir. Yani S alanında 100 Newton taşıyorsa 2S alanında 200 Newton taşır. Yani pistonun birine fare koyarsanız, diğerine fil koyarsanız fare fili Pascal prensibi sayesinde dengeleyebilir. Çünkü buraya bir basınç uygulanıyor. Bu basınç sıvı tarafından diğer ucuna aynen iletiliyor arkadaşlar. Evet. O zaman 100 Newton karşılığında 200 Newton taşıdığınıza göre kuvvetten kazanç sağlıyorsunuz demektir. Az kuvvet harcayıp çok ağırlığı dengeleyebiliyorsunuz. Peki hocam pistonların ağırlıkları olsaydı ne yapacaktık? Hemen şunu yapacaktınız. Biliyorsunuz ağırlık aşağı doğru. Mesela birinci pistonun ağırlığı G1 olsun. İkinci pistonun ağırlığı G2 olsun. Yapmanız gereken F'in yanına G1 yazmaktır. Buradaki G ağırlığının yanına da G2 yazıp denklemi kurmak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum buradaki G1 ve G2 pistonların ağırlıklarıdır. Ama pistonlar ağırlıksız derse F bölü S eşittir. G bölü 2S yapılabilir. Peki yan taraftaki su cenderesine bakın. Arkadaşlar aralarında pistonların aralarında bir sıvı seviyesi farkı var değil mi? Şimdi siz buradan bir F kuvveti uyguladınız. Alana diyelim. Burada G ağırlığı var. Alan 2S olsun. Pistonlar arasındaki seviye farkı da H kadar olsun. İçeride su var mesela veya sıvı var. Evet. İkinci cendere bu şekilde dengelenmiş. Yapmanız gereken nedir? Bir çizgi çekmek. Çizgiyi nereden çekiyoruz? Alttaki pistonun hizasından bir çizgi çekiyorsunuz. Çizgiyi çektiniz. Şimdi bu çizginin doğru mu olup olmadığını nereden anlıyorduk arkadaşlar? Çizginin doğru olup olmadığını şuradan anlıyorduk. Çizginin altında aynı sıvı varsa
Ki burada öyle, doğru çizgidir. O zaman burada basınçla şuradaki basınç birbirine eşit olmalı. Aşağının bir önemi kalmamıştır. Şimdi eşitliği yazıyorum. Bu noktaya yapılan basınç F bölü S arkadaşlar. Eşittir. Bu noktaya yapılan basınç nedir? Bu noktaya yapılan basınç hem ağırlıktan kaynaklanan G bölü 2S'lik basınç hem de sevgili arkadaşlar noktanın üzerinde sıvı olduğu için HDG kadarlık sıvı basıncıdır. Evet, yani F bölü S eşittir. Bu noktadaki G bölü 2S ile beraber üzerindeki sıvının yapmış olduğu basınç HDG şeklinde yazabiliriz. Şuradaki sıvının yaptığı basınç arkadaşlar. Yalnız bu eşitlik ne zaman geçerlidir? Pistonlar ağırlıksızken geçerlidir. Genelde sorularımız öyle olmalı. Pistonlar ağırlıksız diye gelir. Altını çizmeniz gerekir. Ama pistonlar ağırlıklıysa ne yapıyorduk? Pistonlar ağırlıklıysa birinci pistonun ağırlığını F'e ekliyordunuz. İkinci pistonun ağırlığını da G'ye ekleyip eşitliği yazabilirdiniz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü pistona bakın. Üçüncü piston. Aynı zamanda üniversite sınavında çıkmış sorudur sevgili arkadaşlar. Şimdi buradan F kuvveti uyguluyorsunuz. Yüzey alanı S. Diğer tarafta piston var. Alan 2S sevgili arkadaşlar. Şuradaki sıvı seviyesine de biz H kadar diyoruz. Evet. Yapmanız gereken yine çizgi çekmektir. Ama burada bir şey hatırlamanız gerekiyor. Şimdi yan yüzey. Yan yüzey olduğu zaman bu kuvveti nereden uyguluyorduk? Yüzeyin ortasından. Yan yüzey olduğu için yüzeyin ortasını tercih ettiniz ve buradan bir çizgi çektiniz. Bu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç birbirine eşit olmalıdır. Peki sol taraftaki basıncı nasıl yazacağım ben? Kuvvet nasıl bir basınç uygulamış? Yine F bölü S kadarlık bir basınç uygulamış. Peki şu işaretlediğim noktadaki basınç nedir arkadaşım? Noktanın üzerinde hem ağırlıktan kaynaklanan G bölü 2S'lik bir basınç var. Ağırlık bölü yüzey alanı artı arkadaşlar noktanın üzerinde sıvı var bakın. Ve bir de bu sıvının yapmış olduğu basınç. H çarpı D çarpı G olmalıdır. Ne zaman? Pistonlar ağırlıksızsa. Peki piston ağırlıklıysa şimdi buraya dikkat etmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar bakın. Pistonlar ağırlıklıysa ikinci pistonun ağırlığını aşağı doğru olduğu için G'nin yanına yazarsınız. Fakat birinci pistonun ağırlığını F'in yanına yazmazsınız. Neden yazmazsınız? Sebebi nedir? Şimdi katılar ağırlıkları ne tarafa doğruydu? Aşağıya doğrudur. Ağırlık aşağı doğru olduğu için ve piston yüzeye değdiği için yüzeyin tepkisi tarafından dengelenir. Yani birinci pistonun ağırlığının F kuvvetine etkisi yoktur sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü yatay düzleme değiyor ve tepki kuvveti bu ağırlığı dengeliyor sevgili arkadaşlar. Diğerlerinde öyle bir şey dememiştik. Mesela yan tarafta benzer bir piston var. Siz yine F kuvveti uyguladınız. Yüzey alanı S olsun. Buranın yüzey alanı 2S olsun sevgili arkadaşım. Ne yapıyorduk? Bu kuvvet yan yüzeye uygulandığı için yüzeyin ortasını kullanacaktık. Ortadan bir çizgi çektiniz. Çektim. Şimdi bu çizgiyle aynı hizadaki şu çizginin basıncı eşit olmalı. Peki buradaki basıncı ben nasıl buluyorum? F bölü S ile buluyorum. Eşit olmalı buradaki basınç. Şimdi noktanın üzerinde ne var? Noktanın üzerinde H yüksekliğinde sıvı var. O zaman sıvının yaptığı basıncı yazdım. HDG. Peki başka bir basınç var mı? Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Yan tarafta G ağırlığı vardı. Onun basıncını almıştık. Fakat burada G ağırlığı var mı? Piston var mı? Yok. Dolayısıyla burada F kuvvetini dengeleyen, F'in yaptığı basıncı dengeleyen sadece sıvının yaptığı basınçtır. F bölü S eşittir. HDG yapmanız lazım. Yani şuradaki yüzey alanı sizi ilgilendirmedi. Neden? Çünkü orada piston yok sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi su cenderelerinin Pascal prensibi sayesinde yani sıvının basıncı iletme özelliğine göre çalıştığını artık biliyorum.
Su cenderesi aynı zamanda bir basit makinedir. Yani ne işe yarar basit makineler? Kuvvetten kazanç, yoldan da kayıp vardır basit makinelerde. Ne demiştik? Az bir kuvvet uygulayarak çok ağır cisimleri kaldırabilirsiniz. Burada yüzey alanı ne kadar geniş olursa olsun taşıyacağınız ağırlık da o kadar fazla olur demiştik. Peki az sonra zaten bununla ilgili bir örnek çözeceğiz. Bir de şunu biliyoruz. Cenderelerde sevgili arkadaşlar çizgi çekmemiz gerekiyor. Çizgiyi nereden çekiyorduk? Piston seviyeleri eşitse problem yok. Eşit çizgi çektiğiniz zaman eşitliği yazabiliyorsunuz. Ama pistonlar arasında fark varsa çizgiyi nereden çekeceksiniz? Alttaki pistondan yatay bir çizgi çekersiniz. Aşağının bizim için bir değeri kalmamıştır. Basınç bulurken önemli olan noktanın üzerindeki basınçtır. Ve buna göre eşitliklerimizi yazdık. Bir de şunu unutmayın. Piston gördüğünüzde ağırlıklı mı ağırlıksız mı soruya dikkat edeceksiniz. Genelde ağırlıksız verecektir. Ama ağırlıklı verdiğinde de bu ağırlıkları F'e ve G'ye eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela gelin bununla ilgili bir örnek çözelim beraber. Şöyle yapalım. Evet. Şuradan bir çizgi çektim. Birinci piston yüzey alanı S olsun arkadaşlar. İkinci piston yüzey alanı 2S olsun. Üçüncü pistondayız. Piston katı cisim 3S olsun. İçeride su var, sıvı var. Birinci pistona X cismini koydunuz. İkinci piston Y, üçüncü pistonda Z ve pistonlar aynı hizada. Eşit seviyede. Soru şu arkadaşlar, pistonlar ağırlıksız. Ağırlıksız pistonlar dengede. O zaman X, Y, Z arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Sorumuz kolay. Yapmanız gereken bir çizgi çekmek. Zaten aynı hizada olduğu için çizgiyi çok rahat çektiniz. Çizginin altı bizim için önemli değildir demiştik sevgili arkadaşlar. O zaman şu eşitliği yazmanız lazım. Bu noktadaki basıncı buraya, buradaki basıncı da şuraya eşitlememiz lazım. Peki bu noktadaki basınç X bölü S olmalı. Yandaki basınç Y bölü 2S olmalı. Diğer taraftaki basınç Z bölü 3S olmalı. S'ler zaten ortak. Yani şu mudur? Örneğin X'in ağırlığına biz G dersek, S'de G taşırsak 2S'de 2G taşımış oluruz. 3S'de de sevgili arkadaşlar 3G taşımış oluruz. Alan ne kadar büyük olursa ağırlık da o kadar fazla olur diyebilirsiniz. Evet. Yandaki sorumuza geçelim. Bir soru daha çözelim. Şöyle yapalım. İkincisini çizdik. Üçüncüsünü çizdik arkadaşlar. Dört bölmeye ayırdık. Her biri H seviyesinde olsun. Şurada birinci piston olsun. X. Şurada da Y pistonu olsun. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. İçeri sıvıyla doldurduk. Yüzey alanlarını vermedik. Hemen verelim isterseniz. Buraya S diyelim. Burası S olsun. Yan taraf 2S olsun. Şimdi herhangi bir ağırlık yok. Pistonlar ağırlıklı arkadaşlar. Soru şu. Sistem şekildeki gibi dengededir. Dengededir. Birinci pistonun kütlesi X'in kütlesi bölü Y'nin kütlesi nedir diye sormuş. Evet yine 3 kollu pistonla karşı karşıyayız. Şimdi sıvı seviyeleri aynı değil gördüğünüz gibi. Piston seviyeleri de aynı değil. Yapmanız gereken neydi sevgili arkadaşım? Nedir yapman gereken? Alttaki piston hizasından bir çizgi çekmektir. Şimdi şuradan çizgiyi çektiniz. Çizgiyi çektik. Peki bu çizgi doğru mu yanlış mı? Doğru çizgi mi çektim yanlış mı? Nereden anlıyordum? Çizginin altında aynı sıvı varsa doğru çekilmiş bir çizgidir. Bu aşağı taraf bizi ilgilendirmiyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın bu noktanın basıncı, buranın basıncı ve buranın basıncı birbirine eşit olmalı. Çünkü aynı hizadalar. Peki bu taraftaki bu noktanın basıncı nedir?
Nedir arkadaşlar? Piston yok. Sadece 2 H yüksekliğinde sıvı var. O zaman 2 tane HDG eşittir demeniz lazım. Ortadaki noktaya geçiyorum. Buradaki basınç nedir? X pistonunun ağırlığı ya da kütlesi bölü yüzey alanı, yani S olmalı. Yan tarafa geçtiniz. Sağdaki bu noktanın basıncı nedir diye sordum size. Siz dediniz ki bu noktanın üstünde hocam hem sıvı var, yani HDG'lik sıvı basıncı var, hem de bu kapak pistonun yaptığı basınç var. Yani Y'nin kütlesi bölü yüzey alanı 2S. Bakın, üçlü eşitlik kurduk. Şimdi ne yaparsınız tabii ki? İşimiz çok kolay. Arkadaşlar, şu ikisine baktığınız zaman iç dış çarpımından X'in kütlesi 2 tane HDGS olur. Peki bununla ne yapalım? Üçüncü eşitliği yapalım arkadaşlar. Şöyle yapmayacak mıyız bakın? 2 HDG burada, 1 HDG burada. Bunu kaç tarafa attınız? 1 HDG eşittir Y'nin kütlesi bölü 2S karşınıza çıktı. Dolayısıyla içler dışlar çarpımı yaptınız. Y'nin kütlesi de 2 tane HDGS çıktı. Evet, X'inkini de aynı bulmuştum. Y'ninkini de aynı buldum. Oranları nedir diye sordu sevgili arkadaşlar. 2'yi 2'ye böldünüz. Cevap 1 olmalı demeniz lazım. Yani siz birkaç tane piston gördüğünüzde heyecanlanmıyorsunuz. Çok basit. Her üçü içinde denge kuralını yazabiliriz. Evet. Bir soru daha çözeceğim bununla ilgili. Bir soru daha çözelim. Şöyle yapalım. Piston yatay olsun şu şekilde. F kuvvetiyle başlangıçta dengede. F kuvveti uyguladık. Buranın yüzey alanı S. Diğer tarafta da yüzey alanı 2S olsun. İçeride sıvı var. Evet. Şu yükseklikte H kadar olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi başlangıçta buradaki F kuvvetiyle sistem dengeleniyor. Şimdi biz şunu yapalım, gelin. Buradaki F kuvveti artıralım ve şu sıvıyı 2 H kadar ileri doğru itelim. Evet, F kuvvetini artırıyorsunuz ve pistonu 2 H kadar sağa doğru hareket ettiriyorsunuz. Buradaki basınç ne olur ya da yeni dengelenen F kuvveti ne olur? Bunu bulmaya çalışacağız. Örnek diyelim. F kuvvetiyle 2 H itildiğinde sistemin dengelenmesi için yeni kuvvetim ne olmalıdır? Bu soruluyor. Yapmanız gereken şuydu arkadaşlar. Başlangıçta bir çizgi çektiniz. Çizgiyi çektiniz. Buradaki basıncı diğer taraftaki basınca eşitlediniz. Yani F bölü S eşit olmalıdır. Buradaki basınç, burada ne basıncı var? Noktanın üzerinde sadece sıvı olduğu için sıvı basıncı var. H çarpı D çarpı G demeniz lazım. Şimdi dikkat arkadaşlar. Ben buradaki sıvıyı hareket ettiriyorum. Ne kadar hareket ediyor? 2 H kadar hareket ediyor. Fakat hacim olarak ne kadar bir hareket var? Hacim nasıl bulurum buradaki sıvının hacmini? Buradaki taban alanıyla yükseklik çarpılır değil mi? N çarpı boy. O zaman hareket eden sıvı 2 tane H S kadar. Peki sen buradaki sıvıyı ittirdiğin zaman ne olacak? Diğer tarafta sıvı seviyesi yukarıya doğru hareket edecek. Önemli olan ne kadar hareket ettiği. Çok kolay buluruz. Arkadaşlar, bu yükselen sıvının hacmini nasıl bulmalıyım ben yine? Taban alanı çarpı yükseklik diyerek bulmalıyım. X buradan H kadar olmalı. Tabii bunun için herhangi bir matematiksel işleme aslında gerek yok. Şunu yapabilirdiniz arkadaşlar. S alanda 2 H sıvıyı ittirirsem 2 S alanda H kadar yukarı çıkar. Yoldan kaybettik bakın. Şimdi yeni dengelenen F üssü nedir diye sormuştu. Yeni dengelenen F üssü nedir? Yeni eşitliği yazıyorum. F üssü bölü S eşittir. Artık noktanın açık yüzeye olan yüksekliği şimdi 2H DG. Oranladığınız zaman HDG'ler ve S'ler birbirini götürüyor. Yeni kuvvetim artık 2F oluyor arkadaşlar. Yeni kuvvetim 2F olmalı.
Başlangıçta F kuvvetinin denge şartını buldunuz. İki aç hareket ettirdiğiniz zaman sıvı H kadar yukarı çıktı arkadaşlar. Yeni denge durumunda F'si bölü S eşittir. İki tane HDG yaparak sorunun çözümüne ulaşmış olduk. Evet, su cenderelerini hem konu olarak hem de birkaç tane soru anlamında hatırlatmış oldum size. Şimdi sevgili arkadaşlar U borusundayız. Hemen burayı silelim. Evet, yağ da sildim. Başlığımız U borusu şöyleydi. Bir U borusu çizeceğim. Evet. Aslında bir birleşik kaptır. Aynı zamanda U borusu. Şuydu. Kordan herhangi birine sıvı dökülmeye başladığında tek bir sıvı döküyorsanız kollardaki sıvı seviyelerinin mutlaka aynı olması gerekiyordu. Örneğin D yoğunluklu tek bir sıvı bıraktığınız zaman soldaki sıvı yüksekliği ile sağ taraftaki sıvı yüksekliği birbirine eşit olmalıdır. Sebebi tabandaki sıvı basınçlarının eşit olması arkadaşlar. Peki birden fazla sıvı eksek o zaman nasıl olacaktı? Hemen bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Altta yoğunluğu x olan sıvı olsun arkadaşlar. Sol tarafta yoğunluğu y olan sıvı olsun. Diğer tarafta yoğunluğu z olan sıvı olsun. Evet. Sıvıların böyle durmasının sebebi yoğunluklarının farklı olmasıdır. Bu da bir aslında çıkmış üniversite sınav sorusudur. Arkadaşlar yoğunluklarını karşılaştırın dedi. Ne dersiniz? Ne dersiniz? Yoğunluğu büyük olan sıvı her zaman aşağıda toplanır. Öyle değil mi? O zaman x'in yoğunluğu bir kere en büyüktür demeniz lazım. Peki sonra y'nin yoğunluğu mu büyüktür, z'nin yoğunluğu mu? Hangisi daha çok aşağı doğru inmiş? Tabii ki y daha çok aşağı doğru inmiş. Öyle değil mi? O zaman yapmanız gereken x'in yoğunluğu büyüktür. Sonra y, sonra z sevgili arkadaşlar. Evet, üniversite sınavında böyle sorularla karşılaşabiliyoruz. Peki sıvıların yoğunluklarını nasıl karşılaştıracağız? Gelin bir de böyle bir örnek çözelim U borusu ile ilgili. Hemen baktık. Şöyle yapalım. Yan taraftan yardım. Evet. İki tane sıvımız var. Aşağıdaki sıvının yoğunluğu x kadar, dx. Mavi sıvının yoğunluğunu da dy diyelim arkadaşlar. Şuradan bir yatay çizgi çekilmiş. Buranın yüksekliği h kadar verilmiş. Yan tarafın yüksekliği de 3h kadar verilmiş. Evet. X'in yoğunluğunun sistem dengede x'in yoğunluğunun y'nin yoğunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Evet, yapmanız gereken ne? Aslında az önce su cenderelerinde de benzer bir kural kullanmıştık. Çizgi çekmeniz lazım ama tabii ki önce şunu biliyorsunuz. X aşağıda toplandığı için X'in yoğunluğu Y'den büyüktür, öyle değil mi arkadaşlar? Peki aralarındaki ilişkiyi nasıl bulacağız? Çizgi çekeceğiz. Çizgiyi nereden çekeceğiz? Dikkat! Şimdi alttaki sıvının her iki kolda da sıvı hizası var, sıvı yüksekliği var. Yapmanız gereken en alttaki sıvı hizasından bir çizgi çekmektir. En alttaki hizadan çizgiyi çektik. Peki hocam doğru çizgi mi çektik, yanlış mı? Nereden anlıyorduk? Çizgi çektiğiniz zaman bu çizginin altında aynı sıvı varsa, tek sıvı varsa doğru çizgi çekilmiştir. Dolayısıyla artık aşağının bizim için bir önemi kalmadı sevgili arkadaşlar. Şu noktaya K deseniz, şu noktaya L deseniz aynı hizada değil mi? O zaman basınçları da eşittir. Yani K'nın basıncı L'nin basıncına eşit olmalı. Peki K noktasına yapılan basıncı nasıl bulmalıyım? Hemen üstüne bakmalıyım değil mi? H yüksekliğinde X yoğunluklu sıvı çarpı G eşit olmalı L noktasına yapılan basınç. Peki L noktasının üzerinde ne var arkadaşlar? 3H yüksekliğinde Y'nin yoğunluğu çarpı yer çekimi dediniz. Zaten G'leri aslında yazmamıza gerek yokmuş. Her iki tarafta H var gördüğünüz gibi. Dx eşittir 3 tane dy geliyor. Buradan
X bölü Y nedir dedi arkadaşlar. Hemen değerseniz Y 1 olursa X 3 kere 1'den 3 olmalı. Yani X'in yoğunluğunun Y'nin yoğunluğuna oranı 3 olmalı. Evet. U borusunun da mantığı aynı su cenderelerinin mantığına benzer. Şimdi sıvıların basıncı için bir özelliğimiz daha kaldı. Sonra da gazların basıncına geçiyoruz. Özelliğimiz de şu sevgili arkadaşlar. Bakın su dolu bir kabımız var. Burada bir musluk var ve bu musluğu açıyoruz. Şöyle yapalım. Musluğun açık yüzeye olan şuraya yüksekliğine H1 diyelim. Yere olan yüksekliğine de sevgili arkadaşlar H2 diyelim. Şimdi musluğu açtığınız zaman burada sıvı bir hızla hareket edecek. Bir hızla fışkıracak. Ve yan tarafta da X kadar yol alsın diyelim. D yoğunluklu sıvı. Buradaki sıvının musluktan çıkış hızı nelere bağlıdır? Onu anlatacağım ben sizlere. Şimdi bakın şunu yapmanız lazım. Aslında oradaki sıvının çıkış hızını biz enerjiden buluyoruz. Nasıl bulacağız? Yukarıda yükseklikten dolayı sahip olduğu potansiyel enerji aşağıda musluk açıldığında harekete döndüğü için kinetiğe eşit olmalıdır. Sürtünmeler önemsiz. Yukarıdaki potansiyeli aşağıdaki kinetik enerjiye eşitliyorum bakın. Potansiyel enerjinin formülü hatırlayacaksınız. MGH ama hangi yükseklik? H1. H1. Kinetik enerji sevgili arkadaşlar nasıldı? 1 bölü 2 MV'nin karesi. Bakın M'ler karşılıklı birbirini yok ediyor. İç dış çarpımı yaptınız. 2GH1 eşittir V kare. V'yi yalnız bıraktınız. Yani kök almanız gerekiyor. 2GH1 kaldı. Aa, sonuç bizim için önemlidir. Demek ki musluğu açtığımız zaman bu sıvının çıkış hızı nelere bağlıymış? Nelere bağlı arkadaşlar? Hangi yüksekliğe bağlı? H1 yüksekliğine bağlıdır. Yani musluğun üstündeki sıvının yüksekliğine bağlıymış. Yani burada sıvının yoğunluğunun gördüğünüz gibi soruda bir önemi yok. Ya da buradaki arkadaşlar yüzey alanı yani S'nin çıkış hızında herhangi bir etkisi yoktur. Şu sorulabilir. Musluk çıktıktan sonra yatayda aldığı yol nelere bağlıdır? Aslında bir atış hareketidir. 11. sınıf konumuzdur. Ama sorularda karşımıza çıkarsa çok detaya girmeden nelere bağlı olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar cismin yatayda aldığı yol 2 çarpı H1 çarpı H2'ye eşittir. Zaten buradaki 2 sayısal bir değer pek bir önemi yok bizim için. O zaman cismin yatayda aldığı yol nelere bağlı derse hem H1 yüksekliğine hem H2 yüksekliğine bağlıdır. Ama sıvının musluktan çıkış hızı sadece H1 yüksekliğine bağlıdır dememiz gerekir sevgili arkadaşlar. Böylece sıvıların basıncını da bitirmiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Tekrar videoyu izlemeniz gerekiyor. Bir dersimiz daha var sevgili arkadaşlar. O derste de biz gazların basıncına şöyle bir giriş yapacağız. 10 dakikalık mola veriyoruz.
Evet, gazların basıncıyla beraberiz. Gazların basıncında ne göreceğiz? Bir arkadaşlar iki şekilde ilerleyeceğiz. Açık hava basıncı nedir? Bir de kapalı kapta gazlar nasıl basınç oluşturur? Onları anlatacağım ben size. Önce açık hava basıncıyla başlayalım. Şimdi katılarda demiştik ki katıların bir ağırlığı vardır. O yüzden temas ettikleri yüzeylere basınç uygularlar. Doğru. Sıvılarda da aynı şeyden bahsettik. Ağırlıklarından dolayı temas ettikleri yüzeylere basınç uygularlar demiştik. Aynı şey açık hava için de geçerlidir sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyamız atmosfer tabakası ile çevrilidir. Dolayısıyla onun içerisinde de çeşitli gaz karışımı var. En yoğunluğunu da hava oluşturuyor. Şimdi burada dünyamızın yaklaşık 100 kilometre civarında bir atmosfere sahip ve bu atmosferden dolayı, bu ağırlıktan dolayı dünyaya bir basınç uyguluyorlar. Biz buna açık havanın yapmış olduğu basınç diyoruz. Mesela dağ dedik, deniz dedik, hava dedik sevgili arkadaşlar. Havanın kalınlığı deniz seviyesinde maksimumdur. Havanın kalınlığı fazla olduğu için ağırlığı da fazladır. Dolayısıyla deniz seviyesinde açık hava basıncı en fazladır. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Neden? Çünkü bakın buraya dağ yazdım. Buranın havanın kalınlığının daha az olduğunu görüyorsunuz. Kalınlık az olduğuna göre ağırlık da azdır. Dolayısıyla basıncı küçüktür. O zaman deniz seviyesinde açık hava basıncı en büyüktür. Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azalır diyoruz. Açık hava basıncı neymiş? Havanın ağırlığından dolayı yapmış olduğu basınçmış sevgili arkadaşlar. Açık hava basıncını biz bu arada neyle ölçüyoruz? Barometreyle ölçüyoruz. Barometreyle ölçülür açık hava basıncı. Şimdi, peki açık hava basıncını kim bulmuştu? Torricelli deneyiyle bulunmuştu. Torricelli diye bir adam 1600'lü yılların başında bu deneyi yapıyor. Yalnız deney şartları şu sevgili arkadaşlar. Deneyi 0 santigrat derecede ve deniz seviyesinde yapıyor. 0 santigrat derece ve deniz seviyesinde yapıyor. Peki nasıl bir deney yapıyordu? Şimdi o deneyi ben size anlatıyorum. Şimdi 1 metre uzunluğunda bir cam borumuz var. 1 metre uzunluğunda cam boru. İçini sıvıyla dolduruyorum ama kullandığım sıvının cinsi önemli. Civayla dolduruyorum. Civayla neden dolduruyorum? Civanın yoğunluğu en fazladır. 13,6'dır arkadaşlar sıvılar içerisinde. Yoğunluğu en büyük olan sıvıdır civa. Suyla doldurduğumuzda ne olacağını az sonra beraber konuşacağız. 1 metre uzunluğunda, 100 santim uzunluğunda bir boruyu aldık. Bir ucu açık, diğer ucu kapalı. İçini civayla doldurduk. Peki sonra içinde civa bulunan başka bir kaba, civa haznesi deniyor buna. İçinde civa dolu olan başka bir kaba boruyu ters çevirdik ve parmağımızı açtık arkadaşlar. Parmağımızı açtığımız zaman şunu gözlemledik. Borunun içerisindeki civanın bir kısmının buradaki civa haznesine döküldüğünü gözlemliyoruz. Bir süre sonra olayı seyrediyoruz. Bir süre sonra buradaki sıvı seviyesinin değişmediğini görüyoruz. Değişmediğini gördükten sonra burayı ölçüyoruz. Burayı ölçtüğümüz zaman buranın 76 santimetre olduğunu görüyoruz. Bakın 100'dü, 76 kaldı. Dolayısıyla yukarısı tabii ki boş kaldı arkadaşlar. Şimdi boruyu ters çevirdik, elimizi bıraktık. İçerideki civanın bir kısmı buradaki civa haznesine döküldü. Tamam. Peki neden acaba bir süre sonra buradaki sıvı seviyesi sabit kaldı acaba? Nedeni ne biliyor musunuz? Nedeni şudur. Demek ki dışarıda borunun içerisindeki civa basıncını dengeleyen bir basınç var arkadaşlar. İşte biz içerideki civa basıncını dengeleyen bu basınca açık hava basıncı diyoruz. Ve açık hava basıncını da P0 ile gösteriyoruz. O zaman açık hava basıncının sayısal değerini bulabiliriz. P0 içerideki civa basıncına eşit olduğu an civa akmayı durdurdu. Civa basıncını biz nasıl buluyorduk? H çarpı D çarpı G ile buluyorduk arkadaşlar. Şimdi H yerine metreye çevirdiğiniz 0,76. Civanın yoğunluğu 13,6 10 üzeri 3 kilogram bölü metreküp. Yer çekimi yerine 9,8 ya da 10 yazdınız.
yaklaşık olarak yaklaşık 1 paskal ya da 1 atmosfer basınca sahiptir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Açık hava basıncının değerini bu şekilde bulacaksınız. Buradaki sayısal değerlerin tabii ki bizim için çok da önemi yok. Peki bizim için önemli olan kısım nedir Torricelli deneyinde? Şimdi biz buradaki yüksekliğin 76 olduğunu bulmuştuk. Bu yükseklik nelere bağlıdır? Nelere bağlı değildir? Şimdi bunu konuşacağız arkadaşlar. O yüzden yan tarafa yazalım. H yüksekliği nelere bağlı veya nelere bağlı değildir? Beraber konuşuyoruz. 1. 1. Kullanılan sıvının cinsine bağlıdır. Kullanılan sıvının cinsine bağlıdır. Ne demek istiyorum? Yoğunluğu büyük olan civa kullanmıştık. Peki civanın yerine su kullansaydık ne olurdu sevgili arkadaşlar? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi H çarpı D civa, H üssü çarpı D su gibi bir denklem yazalım. Arkadaşlar gram kuvvet bölü santimetre kare cinsinden şöyle yapalım. Mesela bunun yerine 76 bulmuştuk. Civanın yoğunluğu 13,6. Suyun yoğunluğunun 1 olduğunu biliyorsunuz. Yaklaşık olarak şöyle bir şey çıkıyor. Şöyle yapalım değil mi? Yaklaşık 10 metre civarında bir boru kullanmalıydık. Civa yerine su kullanmış olsaydık. Arkadaşlar dolayısıyla kullanılan sıvının cinsi buradaki H yüksekliğini etkileyecektir. Ben civa yerine su kullansaydım, kullanmam gereken borunun uzunluğu 10 metre olmalıydı. Dolayısıyla kullanılan sıvının cinsine bağlıdır. Peki ikinci olarak neye bağlıdır sevgili arkadaşlar? İkinci olarak ortamın deniz seviyesinden yüksekliğine bağlıdır. Yazıyorum şimdi. Ortamın, yani deney yaptığımız yerin deniz seviyesinden yüksekliğine bağlıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz bu deneyi deniz seviyesinde yapmıştık. Yani açık hava basıncının en büyük olduğu yerde yapmıştık. Peki deniz seviyesinde değil de biraz yukarılarda yapmış olsaydık neler değişirdi onu anlatmaya çalışayım. Şimdi P0 eşittir dediniz. H çarpı D civa çarpı G demiştiniz. Biz P0'ın en büyük olduğu yerde yaptık deneyi. Peki yukarılarda yapsaydık P0 azalırdı. O zaman P0 azaldığına göre burası sabit, burası sabit olduğuna göre yüksekliğimin de azalması gerekirdi. O zaman ortamın deniz seviyesinden yüksekliği benim buradaki H yüksekliğimi etkiliyor sevgili arkadaşlar. Evet, deniz seviyesinden yükseklik yani rakım da diyorduk öyle değil mi? Peki başka nelere bağlı? 3. Nelere bağlı? Ortamın sıcaklığına bağlıdır. Ortamın sıcaklığına nasıl bağlıdır? Biz bu deneyi 0 derecede yapıyorduk. Biliyorsunuz ortamın sıcaklığı arttığı zaman sıvılar genleşirler. Nasıl ki termometrede sıvı yükseliyor, yukarıya doğru hareket ediyor. Benzer bir durum burada da var. Daha sıcak bir ortamda yaparsanız sıvı genleşeceği için bulunduğu kaba sığmaz, yukarı doğru hareket eder. Dolayısıyla ortamın sıcaklığı yine sizin H yüksekliğinizi etkiler sevgili arkadaşlar. Peki dördüncü olarak neye bağlıdır dediğimiz zaman şuradaki üst kısmının, borunun üst kısmının boş olup olmamasına bağlıdır. Buraya yazayım. Üst kısmının boş olup olmamasına bağlıdır. Peki boş olmasaydı da bir şekilde buraya gaz sıkıştırsaydınız ne olurdu? Arkadaşlar gaz sıkıştırdığınız zaman o gaz da bir basınç uygulayacaktır ve sıvıyı aşağı doğru ittirecektir. Dolayısıyla sıvıyı aşağı doğru ittirdiği için buradaki sıvı seviyesi yine değişmiş yani azalmış olur. O zaman ne olurdu biliyor musun? Açık hava basıncını HDG ile beraber içerideki gaz basıncı dengelerdi. Dolayısıyla buraya gaz basıncı eklediğiniz zaman H sıvı seviyesi ne yapardı arkadaşlar? Azalmış olurdu. O zaman 4 tane şeye bağlıymış. Kullanılan sıvının cinsine bağlıymış. Ortamın deniz seviyesinden yüksekliğine bağlıymış. Bu deneyin yapıldığı ortamın sıcaklığına bağlıymış arkadaşlar. Ve dördüncü özellik olarak da buradaki borunun üst kısmının boş olup
olmamasına bağlıymış. Üst kısmında bir şekilde gaz doldurursanız, hava olursa sıvı seviyesi azalır diyeceğiz. Peki nelere bağlı değildir? Şimdi bunu anlatalım isterseniz. H sıvı seviyesi nelere bağlı değil? Arkadaşlar, aynı deney tekrarlanıyor. Aynı deney tekrarlanıyor. Kalınlığı S olan bir boruyla, sonra kalınlığı 2S olan boruyla tekrarlanıyor ve kalınlığı S fakat eğik bir şekilde bırakılıyor arkadaşlar. Şu gözlemleniyor. Kalınlığı geniş de olsa yanda yatırsanız buradaki sıvı seviyelerinin değişmediğini ve buradaki yüksekliklerin hepsinde H olduğunu gözlemliyoruz. O zaman H yüksekliği neye bağlı değil? Neye bağlı değil? Borunun kalınlığına ve borunun duruş şekline bağlı değil sevgili arkadaşlar. O zaman buraya yazıyorum. Beşinci özellik olarak yazabiliriz. Buradaki kullanılan borunun kalınlığına ve duruş şekline arkadaşlar bağlı değildir demeniz gerekiyor. Bağlı değildir diyeceğiz. Mesela bir örnek yapalım. Evet. Civa haznesini koyduk. S olsun arkadaşlar. 2S olsun. Burası da 2S olsun. Şimdi şöyle yapalım. Evet. İçinde civa var. Şurada da bir gaz olsun. Burada da bir gaz var. Sıkıştırmış. Bu yükseklik H1. Diğer yükseklik H2 diyelim. Diğer yükseklikte H3 diyelim arkadaşlar. Evet. Sistem dengede H1, H2, H3'ü karşılaştırın demiş. Ne yapacağız? Bir kere buralar boş olduğuna göre ve kesit alanına bağlı olmadığına göre sevgili arkadaşlar H1 ile H2 yüksekliği birbirine eşittir dersiniz. Ama H3 için aynı şeyi söyleyemeyiz. Burada ne var? Gaz var. Bir kere şuradaki kesit alanını zaten elediniz. Kesit alanına bağlı değil. O zaman buradaki gaz ne yapar? Sıvıyı aşağıya doğru ittirir. Dolayısıyla H3 sıvı seviyesi diğerlerine göre daha az olmalıdır dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Açık hava basıncı nedir? Onu anlatmış olduk. Torricelli deneyi açık hava basıncını bulmuştur. Açık hava basıncında yüksekliğin nelere bağlı olduğunu beraber hatırlamış olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı silelim ve biraz da kapalı kaplarda gazların basıncı nasıl olur beraber hatırlayalım. Evet. Kapalı kaptaki gaz basıncı başlığımız. Kapalı kaptaki gaz basıncını konuşuyoruz. Kapalı kaptaki gaz basıncı neyle ölçülür? Önce onu yazalım isterseniz atlamadan. Manometre. Manometre ile ölçülür diyeceğiz. Çeşitli manometreler var. Az sonra göreceğiz. Peki kapalı kapta gaz basıncı nasıl oluşuyordu? Evet. Şimdi bir odamız var. Odanın içerisine gaz molekülleri, havayı sıkmışız sevgili arkadaşlar. İçeride gaz var. Şimdi bu gazlar ne yapar biliyor musun? Gazlar hem birbirleriyle hem de kabın duvarlarıyla çarpışma halinde bulunur. Kabın çeperlerine çarpışma yapar. Dolayısıyla kapalı kaptaki gaz basıncı o gazın ağırlığından kaynaklanır dersek doğru söylemiş olmayız. İçeride ne kadar gaz olacak ki? Ağırlığı ne kadar olacak ki arkadaşlar? Açık havaya benzemiyor. Kapalı kaptaki gaz basıncı gazın ağırlığından değildir tam olarak. Nedir biliyor musunuz? Gaz molekülleri hareket halindedir. Hareket halinde oldukları için hem birbirleriyle hem de kabarlarıyla çarpışma halinde bulunurlar. Ve birim yüzeye uygulanan kuvvet bir basınç oluşturur sevgili arkadaşlar. Birim yüzeye uygulanan kuvvet bir basınç oluşturur. İşte kapalı kaptaki gaz basıncı böyle oluşur. Peki nelere bağlıydı? Bir denklemimiz vardı. Kapalı kaptaki gaz basıncını PV eşittir
N, R, T ile buluyorduk. Hatta genelleme yapmışlardı. Aklımızda kalsın diye bir kodlamamız vardı değil mi? Paran varsa ne rahat diyorduk sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki P basınçtır. Basınç. Buradaki V hacimdir. Hacim. Buradaki M molekül sayısı. Veya gaz sayısı olarak düşünebiliriz yorum yapmak için. Buradaki R'nin sabit bir değeri var. Sabit değeri 0,082 gibi der. Bizi pek ilgilendirmez. Buradaki T ise sevgili arkadaşlar sıcaklıktır. Sıcaklık. Şimdi kapalı kaptaki gaz basıncını biz P ve NRT ile buluyoruz. Şimdi bize şunu deseler. Ortamdaki molekül sayısı ve hacim sabitken sıcaklık artarsa ne olur? Ortamın sıcaklığını artırırsanız gaz basıncını da artırmış olursunuz. Neden? Sıcaklık arttığı zaman ne demiştik? Gaz molekülleri hareket halinde, bir kinetik enerjileri var. E sen sıcaklığı artırdıkça o gaz moleküllerinin hızını artıracaksın. O zaman daha hızlı çarpacaklar birim yüzeye. Daha hızlı çarptıkları için de gaz basıncını tabii ki artıracaklar. Dolayısıyla sıcaklık arttıkça basınç artar diyebiliriz. Bu bir. Peki molekül sayısını artırdığınız zaman ne olur diye sorsalar? Yani içeriye gaz pompalıyorsunuz. İçeriye gaz bıraktınız arkadaşlar. Gaz moleküllerinin sayısı arttı. Gaz moleküllerinin sayısı arttığı zaman birim yüzeye daha çok gaz molekülü çarptı. Öyle değil mi? Daha çok gaz molekülü. O zaman çarpma sayısı fazla olduğu için basıncı da yine artırmış oldunuz. Demek ki sıcaklık arttığında gaz basıncı artıyor. Molekül sayısı arttığında gaz basıncı yine artıyor. Şimdi bizim için önemli olan aslında ilişkiyi buradaki basınçla hacim ilişkisidir. Bizim için soru çözümlerinde çok önemlidir. Gaz basıncı nasıl değişir gibi sorularda mutlaka bu iki arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın katılar sıkıştırılabilir mi? Hayır. Sıvıları sıkıştırabilir misiniz? Hayır. Ama gazları sıkıştırabilirsiniz. Örneğin içeride P1 gaz basıncı olsun. Şimdi siz bir kuvvet uygulayıp bu pistonu aşağı iterseniz o gazı sıkıştırmış olursunuz. Öyle değil mi? Gazı sıkıştırdığınız zaman ne olacak? Gaz molekülleri telaşlandı. Yani artık arkadaşlar bir noktaya çarpan gaz molekülü sayısı arttı. Çünkü sen sıkıştırdın. Dolayısıyla hacmi küçülttüğün zaman çarpma sayısı arttığı için gazın basıncını da artırmış oldun. O zaman buradaki basınca mesela P2 dersek sevgili arkadaşlar basınçla hacim ters orantılı diyebiliyorsunuz. Yani sıcaklık ve molekül sayısı sabit olduğunda T1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2'ye eşit oluyor. Bu da basınçla hacimin ters orantılı olduğunu gösteriyor. Ne diyorduk bu yasaya biz? Boyle-Mariot. Doğru yazabilirsem kanunu yasası diyorduk arkadaşlar. Basınçla hacim ters orantılıdır dememiz gerekiyor. Evet. Şimdi devam edelim sorularımıza. Ne demiştik? Kapalı kaptaki gaz basıncını biz manometrelerle ölçüyorduk. Manometre neydi? Hatırlayalım. Manometre nedir? Şimdi çizmeye çalışalım. Biraz da U borusuna benziyor. Bu kapalı uçlu manometre olsun. Ucu kapalı. İçeride gaz var. Borunun içerisinde de sevgili arkadaşlar civa. Civa kullanıyoruz. Civa seviyeleri arasındaki fark H kadar olsun. Evet. Ne yapmamız gerekiyordu? Yine U borusu mantığını kullanacağız. Gördüğünüz gibi U borusuna benzer. Aşağıdaki civanın iki kolda da sıvı hizası var. Biz nereden çizgi çekiyorduk? Alttaki hizadan böyle yatay bir çizgi çekiyordunuz. Artık bu aşağısı bizi ilgilendirmez. Bu noktadaki basınç yan taraftaki basınca eşit olmalıdır. Solda kim var? Gaz. Sağ tarafta kim var? H yüksekliğinde civanın yapmış olduğu basınç. O zaman yapmanız gereken şu değil miydi? Arkadaşlar P gaz eşittir diğer tarafta H. Evet. Yani buradaki gaz basıncını dengeleyen H yüksekliğindeki civa basıncıdır arkadaşlar.
Bu kapalı uçlu manometredir. Peki açık uçlu manometreler vardı. Hemen çiziyorum. Evet. Bu sefer açık uçlu manometre. Yani burada bir açık hava basıncı var. P0 ile gösteriyordunuz. Burada gaz var sevgili arkadaşlar. Aslında iki tane çizelim hemen yan yana. Aradaki farkı görmemiz lazım. Burada gaz, açık hava basıncı P0, civa seviyeleri arasındaki yükseklik kaç kadar, içeride kullanılan sıvının civa olduğuna dikkat edin. Şimdi, ikisi de açık uçlu manometre. Şöyle yapacağız, çizgimi çektim. Aşağının bizim için bir değeri kalmamıştır. Buranın basıncı yan tarafın basıncına eşit olmalı arkadaşlar. Sol taraftaki basınç nedir? Gaz basıncı. Peki sağ taraftaki noktanın basıncı nedir dediğinizde? Burayı kim etkiliyor? Açık hava basıncıyla beraber H yüksekliğindeki civanın yaptığı basınç. Yani P0 artı H demeniz gerekir. P0 artı H'tır. Yan tarafa baktınız. Yine buradan çizgiyi çektim sevgili arkadaşım. Aşağının önemi kalmadı. Buradaki basınç yan taraftaki basınca eşitlenmeli. Soldaki basınç nedir? Hem gaz hem de civa, yani gazla beraber H'ın yaptığı basınç, civanın yaptığı basınç eşittir. Sağ tarafta P0. Ama ben neyi bulmak istiyorum? Gaz basıncını bulmak istiyorum. O zaman P gaz eşittir P0 eksi H demeniz gerekiyor arkadaşlar. Diğer tarafta gaz basıncı P0 artı H. Yani hangisi büyüktür dediğinizde tabii ki gaz büyüktür. Gaz büyük bir basınç uygulamış ki diğer tarafta sıvının çıkmasına neden olmuş. Ama diğer tarafta hangisi büyüktür dediğiniz zaman seviyelere bakın. P0 daha büyük olmalı ki sıvıyı ittirmiş ve gaza doğru yükseltmiş. O zaman P0 büyük olduğuna göre gaz basıncını bulmak istiyorsan P0 eksi H diyerek soruyu çözebiliyorsun. İşte bu gördüğünüz kapalı ve açık uçlu manometreler arkadaşlar. Bu şekilde karşımıza çıkabilir. Bir de sorularda farklı şekillerde de olabiliyor. Mesela şöyle olabilir, bakın şimdi manometre çiziyoruz. İçeride gaz, H yüksekliğinde civa, civayı HG ile gösteriyorduk. Açık hava basıncı P0, bu da bir manometre bakın. Bu da bir manometre ya da arkadaşlar bakın açık hava basıncı dengeledi. Burası gaz. Kullanılan sıvı civa. Ya da şuna bakın. Burada gaz basıncı var. Onu dengeleyen buradaki açık hava basıncı. H yüksekliğinde ne kullandınız? Civa kullandınız. Şimdi bu üçü de manometredir. Bakalım peki işlemi yapalım. Ne diyeceğiz? Buradaki gaz basıncını dengeleyen ne olabilir? Gaz yukarı doğru bir basınç uyguladı. Ama aşağı doğru ittirenler var. P0 yukarıdan bastırıyor. Bir de civa, sıvı, bir ağırlığı var. Ağırlık ne tarafa? Aşağı. O zaman ben gaz basıncını nasıl bulurum? P gaz eşittir P0 artı H yazarak bulurum. Şimdi neden HDG yazmıyorsunuz diyenler olabilir. Biz açık hava basıncının da santimetre civa cinsinden olduğunu biliyoruz. Kullanılan sıvı da civa olduğu için direkt H şeklinde yazıyorum. Peki yan tarafa baktık. Ne olmalı? Gaz yukarıdan bastırıyor. Sıvının ağırlığı da aşağı doğru. Bunları kim dengelemiş? P0 dengelemiş. O zaman gaz eşittir P0 artı H demeniz lazım. Yanlış yaptım değil mi? Şuradaki eşitlik yanlış. Düzeltiyorum. Gaz aşağıya doğru. Sıvının ağırlığı da aşağı doğru basınç uyguluyor. Bunları dengeleyen P0. Şimdi düzgün oldu. Gaz basıncını bulmak istiyorum. P gaz eşittir. Bu sefer P0 eksi H'tır sevgili arkadaşlar. Evet. Peki diğer kısma bakalım isterseniz. Burada ne olacak? Şimdi burada gaz basıncını dengeleyen sadece açık basıncıdır. Gaz basıncını dengeleyen sadece açık hava basıncıdır. Neden civanın ağırlığını almadınız? Çünkü civanın ağırlığı ne tarafa doğruydu?
aşağıya doğruydu. Dolayısıyla buradaki gaz basıncına etkili değildir sevgili arkadaşlar. Evet. Manometreleri de görmüş olduk. Şimdi bu manometrelerle ilgili bir tane örnek çözelim. Örnek. Şöyle olsun. Burada civa H yüksekliğinde. Burada X gazı var. Arkadaşlar. Burada yine civa var. 2H yüksekliğinde civanız var. Burada da Y gazı var. Y gazı var. Yukarıdan açık hava basıncı etki ediyor. Soruda desin ki X'in basıncı 3 tane P0 ise Y'nin basıncı kaç P0'dır? X 3 P0 ise Y nedir diye sorulmuş. Şimdi evet, hemen şunu yapmamız lazım. X'in basıncı neye eşit? X kimi dengeler biliyor musun? Yukarıdan aşağıya doğru bastıran P0'la beraber H yüksekliğindeki civanın yaptığı basıncı dengeler. Soruda X'in basıncının 3P0 olduğu verilmiş. Hemen yerine yazıyorum. Buradan P0'ı diğer tarafa attınız. 2P0 H'a eşit çıktı. Yani H kadarlık civanın yaptığı basınç 2P0'dır. Burada şuna dikkat edeceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi Y'ye nasıl geçiş yapacağımızı anlatıyorum. Bakın gaza ne demiştik, kapalı odadaki gaza, o gazın ağırlığının önemsemeyeceğiz soruları çözerken. Mesela sıvılarda derinlere gidildikçe sıvı basıncı artıyordu. Çünkü sıvının ağırlığı artıyor. Gazlarda aynı durum söz konusu değil. O yüzden gazlar için şu yorum yapacaksınız. Gazlarda tavandaki basınçla tabandaki basınç birbirine eşittir. Dolayısıyla burası Px ise bu Px'in aynısını aşağıya yazabilirsiniz. O zaman Y'nin basıncını nasıl bulmalıyım? Y'nin basıncı üzerindeki Px ile beraber 2H kadarlık civanın yapmış olduğu basınç. O zaman hemen yapalım isterseniz. Px'in 3P0 olduğu verilmişti soruda. Ben az önce H'ın 2P0 olduğunu buldum ama burada 2H var. O zaman 2 ile çarptınız. 4P0. Dolayısıyla Y'nin basıncı gördüğünüz gibi 7P0'a eşittir. Şunu tekrar ediyorum, unutmayın arkadaşlar. Buradaki gazın yüksekliği verilse bile siz bu yüksekliği kullanmayacaksınız. Neden? Çünkü gazların ağırlığının basınca bir etkisi yoktur. O yüzden gazlarda tavandaki basınçla tabandaki basınç birbirine eşit olmalıdır. Buna dikkat. Evet. Mesela bu bir manometre sorusuydu ama bir örnek daha yapalım. Dersimizi öyle bitirelim arkadaşlar. Bu gazların basıncı ile ilgili hemen aklıma bir örnek geldi. Mesela evet, burada sıvımız var. Bu nokta K noktası, şu nokta L noktası, burada M noktası var. Burada da gaz var. Gaz. Burada da açık hava basıncı var. Mesela sevgili arkadaşlar, K, L, M noktalarının basınçlarını karşılaştırın dediğinde ne yapmanız gerekiyor? Az önce anlattığım şeyin aslında şu örnekte uygulamasını yapacağız. Bir kere şunu diyeceksiniz. Sıvı derinlere gidildikçe basınç artar. Çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Çizgi. Çizgiyi çektiniz. Doğru çizgi mi? Evet. Çünkü altta aynı sıvı kalmış. Aşağının bir önemi yok. O zaman doğru çizgi çektiğinize göre aynı hizadaki K'nın basıncıyla L'nin basıncı bir kere birbirine eşittir. Öyle değil mi? K ve L'nin basıncı birbirine eşit. Aynı hizada P0 yukarıda kaldığı için P0'ın yaptığı basınç K ve L'ye göre küçüktür. Tamam. Peki buradaki M noktasının basıncını nasıl bulacağız? Ne demiştim size? Gazlarda sevgili arkadaşlar tavandaki basınçla tabandaki basınç birbirine eşit. Yani M noktasını gazın içerisinde istediğin bir hareket ettirebilirsin. Peki ben nereye taşıyacağım? M'yi alacağım, sıvı hizasına koyacağım. Dolayısıyla M ve L yan yana olduğu için aynı zamanda M'nin basıncı da K ve L'ye eşittir
diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi gazların basıncında da bahsetmiş olduk. Ne var bundan sonra? Akışkanların basıncı var. Akışkanların basıncını anlatacağım bir sonraki ders. Bununla ilgili birkaç örnek çözeceğiz ve kocaman, koskoca basınç konusunu bitirmiş olacağız. Bugünlük bu kadar. Tekrar videolarımızı izleyin lütfen.